Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte yepyeni bir oyuncu telefonu olan Nubia Red Magic 3'ü inceliyoruz. Telefon tam bir oyuncu telefonu arkadaşlar. Acayip acayip özellikleri var. Kamera tarafında da enteresan birkaç detay var. Hepsine değineceğiz bunları. Ama şöyle bir olay var arkadaşlar. Biz daha 4K çekim yapmaya alışamamışken telefonlarımızda bu telefon 8K çekim yapabiliyor. 8K çözünürlüğünde. Ama burada bir fiyasko söz konusu. Zaten kamera bölümünde buraları değineceğiz. Şimdi gelin bu telefon neden bir oyuncu telefonu? Bu soruyla başlayalım videomuza. Tabii ki de farklı farklı detaylar var arkadaşlar. Ancak birinci sebebi telefonun donanımı oldukça güçlü. Telefonu ilk elinize aldığınızda bile arka taraftaki aydınlatmalar telefonun gerek yapısı gerek tasarımından dolayı bir oyuncu telefonu hatta bir oyuncu cihazı olduğunu bizlere belli ediyor. Telefonun içinde bir fan var arkadaşlar. Bildiğimiz oyuncu bilgisayarlarındaki fanlara benzeyen bir sistem var. İçinde vızır vızır dönüyor ve telefonun daha soğuk, daha güçlü bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Yani oyun oynarken telefon daha az ısınıyor. Performanstan da daha az kayıp yaşıyorsunuz. Bu fanın derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Düşük veya yüksek şeklinde tamamen çalışsın vesaire gibi belli başlı ayarları var. Isınan havayı telefonun üzerindeki ızgaralardan direkt dışarıya gönderiyor. Bu oyuncu telefonu olmasıyla ilgili ilk detaydı. İkinci detay da şu şekilde arkadaşlar. Telefonu yan olarak tuttuğunuzda üst tarafta kalan iki tane dokunmatik düğme var. Bu dokunmatik düğmeleri oyun içinde istediğiniz yere atayabiliyorsunuz. Yani böylece sanki bir gamepad tutuyormuş gibi oynayabiliyorsunuz. Buraya iki tane tetik tuşu eklenmiş oluyor. Mesela PUBG oynuyorsunuz. Birine nişan almayı, birine ateş almayı atadığınız zaman ekrana hiç dokunmadan direkt oyun oynamaya devam edebiliyorsunuz. Bu da size avantaj sağlıyor. Bir başka detay da ışıklandırma arkadaşlar. Arka tarafta hem Red Magic logosunda bir ışıklandırma var. Kırmızı bir ışık. Onun da üstünde led bir şerit var arkadaşlar. Onların rengini falan filan değiştirebiliyoruz. Zaten bir oyuncu ekipmanından bahsediyorsak ışıklı mışıklı olmazsa olmaz. Ha zaten arka tarafta olduğu için çok fazla gözükmüyor. Dilerseniz şarjdan daha az yesin diye burayı kapatabilirsiniz de. Şimdi arkadaşlar ekrandan bahsedelim. Zira oyuncu cihazıysa ekran da önemli. 6.65 inçlik 2340x1080 devasa AMOLED bir ekranımız var. Hakikaten büyük bir telefon. Ama burada çözünürlükten, ekran boyutundan daha önemli bir şey var arkadaşlar. Arkadaşlar ekranın tazeleme hızı normalde telefonlarda genelde 60 Hz'de kalıyor. Bu telefonda da 90 Hz'e çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine bunu seçenek olarak eklemişler. Arasında geçiş yapabiliyorsunuz. 90 Hz'e çıktığınız zaman oyunlar çok daha akıcı bir şekilde gözüküyor. Böyle sağa sola yalpaladığınız zaman arkada izler kalmıyor. Daha net, daha akıcı bir oyun deneyimini sizlere sunuyor. Bir de oyunculukla ilgili bir detay daha anlatacağım arkadaşlar. Telefonda hakikaten oyunla alakalı birçok şey eklemişler. Game Space diye bir switch var arkadaşlar. Telefonun sol üstünde yer alıyor. Bu switch'i açtığınız zaman oyun modu açılıyor. Telefonun az önce bahsettiğim tüm detayların ayarlarını buradan yapabiliyoruz. İşte ne bileyim fanı çalıştırma, arkadaki ledleri açıp kapatma, telefonu güç moduna, performans moduna alma gibi birçok ayarı buradan yapabiliyoruz. Bu Game Space modunda. Onun hemen altında başka bir giriş daha var arkadaşlar. Telefonun kutu içeriğinden çıkmayan haricen satılan aparatlar var. Mesela Magic Adapter diye bir şey var. Buraya işte A kablosu, kulaklık, Type-C falan takabiliyorsunuz. Bunun yanında yine yan tarafları takabildiğiniz başka aparatlar da var arkadaşlar. Aleti bildiğiniz gamepad'e çevirebiliyor. Oyunla alakalı sayılır sayılmaz orası tartışılır. Ancak son olarak da şunu söyleyebiliriz. Telefonun bize doğru dönük olmak üzere gayet güçlü çalışan çift hoparlörü var. Stereo hoparlörler bize dönük oyunda güçlü sesini verebiliyor. Şimdi gelin arkadaşlar yarım saat bir PUBG oynayalım telefonla. Hem ne kadar ısınıyor hem nasıl performans çalışıyor ona bakalım hep beraber. Daha sonra yine buraya döneceğiz. Evet arkadaşlar masamıza oturduk. Yarım saat boyunca daha doğrusu 29 dakika boyunca PUBG'yi açtık. Yarım saatin sonunda PUBG'de birinci olmayı başardım. Çorba paramızı çıkarttık. Cayır cayır 90 Hz ekranımızda gayet yüksek grafiklerle en yükseğe aldık ve oynadık. Oyuna başlarken şarjımız %99'du arkadaşlar. Telefonun şarjını fullledik. Şarjımız %9 gitti yarım saatin sonunda. Bence gayet iyi bir rakam diyebiliriz. Dışarıdan ölçebildiğimiz sıcaklık 33.8 derece. Telefonda içeriden bizlere 35.1 derece olarak gösteriyordu. Dışarıdan ölçebildiğimiz sıcaklık 37.8 dereceye çıktı. Yani sadece 4 derecelik bir artış oldu. İçeriden baktığımız zaman da 35.1'den 41.2 dereceye yükseldiğini görüyoruz. Elde çok fazla sıcaklık hissettirmedi telefon açıkçası. Bence oyun performansı gayet başarılı diyebiliriz. Oyunlarımıza baktık arkadaşlar. Telefon değerlerini gördük. Şimdi birazcık da donanımdan bahsedelim. Zira oyuncu telefonuysa bu donanım önemli. Telefonun birkaç farklı varyasyonu var arkadaşlar. İşte RAM'i değişiyor, depolaması değişiyor. Bizim elimizdeki en güçlü varyasyonu. Yani 12 GB RAM
256 GB'da depolama alanı var. Bunun yanında grafik işleme birimi Adreno 640 ve işlemcimiz de Snapdragon 855. Zaten böyle bir telefondan bahsediyorsak en üst donanım olmazsa olmaz tabii ki. Şunu da belirtelim arkadaşlar, micro SD kart takamıyoruz telefona. Bu bir avantajım, dezavantajım tabii ki de sizin kullanım şeklinize kalmış tamamen. Ama bana kalırsa tabii ki de 256 GB hayli rahat rahat yeter. Bu arada 12 GB RAM de tabii ki de çoğumuzun bilgisayarında bile yok arkadaşlar. Yorumlara döküleceksiniz biliyorum ama telefon için fazla mı değil mi bence orası da değişik bir tartışma konusu. Neyse şimdi donanım tarafını bir kenara bırakalım isterseniz. Şu 8K çekebiliyor mu çekemiyor mu bu bölüme isterseniz giriş yapalım. Telefona arka tarafına baktığımız zaman böyle çift kameraları, 3 kamerayı, 4 kamerayı görmeye artık çok alıştık. Ancak bu telefonda bir tane kamera var. 48 megapiksel çözünürlüğünde ve f1.7 diyafram değerine sahip. Portre modu yok arkadaşlar. Tek kamerayla da portre modu çekebilen telefonlar var. Ancak bu telefonda öyle bir şey yapamıyoruz. Ama yine de güzel fotoğraflar, güzel portre fotoğrafları çekebiliyoruz. Sadece arka taraf bulanıklaşmıyor. Şimdi gelin bu enteresan 8K meselesine bakalım. Fotoğrafı bir kenara koyalım. Çünkü ilginç tarafı bence orası. 8K video çekimi şu an beta'da arkadaşlar. Yani zaten orada size uyarıyor. Şu an daha beta sürümünde, nihai sürüme hazır değil diye. Ve gündüz ışığında çekmenizi istiyor. Tamam bunları da yaptık diyelim. Ama FPS çok düşük arkadaşlar. Sadece saniyede 15 kare çekiyor. O zaman ne gerek var arkadaşlar? Sanki burada biraz bizim telefonumuz 8K çekebiliyor demek için böyle bir şey eklemişler. Tabii şu an beta'da. Belki nihai sürüme ulaştırırlar ve 24 kare, 30 kareye çıkabilir. Benim evimdeki bilgisayarın ekranı 8K değil, telefonun ekranı 8K değil ya da buradaki herhangi bir televizyonun ekranı 8K değil. O yüzden 8K işi şu an için bence pek işimize yarayacak bir durum değil. Telefonun düşük ışık performansı beklediğim biraz gerisinde arkadaşlar. Kameranın sensörü olsun, diyafram değeri f1.7 diyoruz. Gayet düşük ışıkta çekebilecek bir lens arkadaşlar. Ancak benim beklediğimin biraz daha gerisine çıktı. Zaten siz de örneklerde görüyorsunuz. Ön kameraya baktığımız zaman 16 megapiksel değerini ve f2.0 diyafram değerini görüyoruz arkadaşlar. Kamerayı açtığınız anda dikkat edin, hani satın alırsınız vesaire. Yüz güzelliği modu açık geliyor arkadaşlar. Bunu kapatmanız lazım. Hatta bana kalırsa kapatınca da sanki böyle yüzü birazcık pürüzsüzleştirmeye çalışıyormuş gibi bir his verdi. Genel olarak oyuncu telefonu olduğu için kamera bölümüne çok fazla takılmıyoruz. Telefonun amiral gemisi niteliğinde bir kamerası yok. Orta segmentte amiral gemisi arasında bir yere yerleştirebiliriz bence. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Red Magic 3 üzerinden dinliyorsunuz. Yani mikrofonlar bu şekilde kaydediyor. Şimdi pilden bahsedelim arkadaşlar. Telefonun 5000 mAh'lik bir pili var. Pil durumu önemli arkadaşlar. Tabii ki de oyun oynayacağınız bir telefonun pilinin daha uzun süreler gitmesi lazım. O yüzden 5000 mAh koymaları bence olumlu olur. Tabii ekran konusunu, donanımını vesaire ele aldığımız zaman bir de çok fazla oyun oynayacağımızı düşünürsek öyle ultra seviyede bir şey beklememek lazım. Ama gidip de bunu 3500 mAh koysalar da o zaman da telefon ölmüş olacak. Ufak ufak genel tasarımdan bahsedelim arkadaşlar. Ekran gövde oranımız %80 civarında tutulmuş. Biraz düşük gibi gelebilir ancak oyun oynayacağımız bir telefonla elimizin böyle çarpmadan tutmamız gerekiyor. O yüzden ben bu oranı düşük tuttuklarını düşünüyorum. Telefonun orta tarafı biraz daha kalınlaşıyor arkadaşlar. Böyle masaya koyduğun zaman bu konuda hassas olanlar var biliyorum. Böyle sağa sola çarpıyor, yani bombeli bir tasarım var. Zaten arkadaki videodan da 3 aşağı 5 yukarı bir fikriniz olmuştur. Ama bana kalırsa yine bu bombeli kısım oyun oynarken telefonu daha iyi kavramanıza yarıyor. Tasarımdan devam edelim arkadaşlar. Telefonun arka tarafında kamera ve parmak izi okuyucusu değerli taş şeklinde tasarlanmış, bildiğiniz kamera elmas şeklinde arkadaşlar. Bunun yanında fiyattan da biraz kısabilmek için işte suya dayanıklılık, kablosuz şarj, NFC gibi özellikleri telefona eklememişler. Yani tasarım anlamında şunu söyleyebiliriz. Böyle ışıklı mışıklı oyuncu ekipmanlarını beğeniyorsanız bunu da beğenmemeniz bence işten bile değil. Artık son sözlerimize gelelim arkadaşlar. Telefonun Türkiye'de çok fazla satışı yok. Bulursanız da tahmini böyle 5500-5800 civarında 1-2 satan yer var. Ama yurt dışı fiyatı en pahalı donanımısı 590 euro civarında. Artı ve eksilerini de sayalım her zaman olduğu gibi. Telefonun artıları çok iyi bir donanıma sahip olması, çok güzel bir ekranı olması bana kalırsa oyun oynarken gerçekten farklı hissettiriyor biraz. Aynı zamanda üstteki tetik düğmeleri yine oyun oynarken çok fazla işinize yarıyor. Bir de pilinin 5000 mAh olması tabii ki de yine bir oyuncu telefonu için önemli bir detay. Eksilerinden de bahsedelim. Yine tasarım arkadaşlar bence herkese hitap eden bir tasarım değil kesinlikle. Çok alışılagelmiş bir tasarım olmadığını kesinlikle söyleyebiliriz. Bir de zaten arkadaşlar videodan da anlamışsınızdır, bayağı büyük bir telefon. Özetle telefon belli bir kesime hitap ediyor arkadaşlar diyelim ve böylece videomuzun da sonuna gelelim. Bu videomuzda sizlerle birlikte Nubia Red Magic 3'e yakından baktık. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olursa hemen aşağıdan yorum bölümünden bizlere ulaştırmayı unutmayın. Ayrıca şuradan da videomuzu beğenebilirsiniz hemen aşağıda bulunan düğmeden. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.